Hastamızda mayer rokitansky küsner hauser sendromu adını verdiğimiz doğuştan rahim ve vajinanın gelişmediği bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık oldukça nadir gözüken bir durum. Ee, özellikle genç kızlık döneminde, ergenliğe geçiş döneminde adet görmemeyle karşımıza çıkıyor. Hastalar genelde bu şikayetlerimize başvuruyor. Ee, biz muayenemizde ultrasonla değerlendiriyoruz, fizik muayenesini yapıyoruz. Eğer bir rahim ve vajinanın gelişmediğini görürsek bu hastaya bu isimlemeyle tanısını koyuyoruz. Daha sonra da e, hastanın sosyal hayatının devam etmesi için bir cerrahi operasyon geçirmesi gerekiyor. E, bu da genelde evlilikten önce veya cinsel hayatı başlamadan önce yapmak gerekiyor. Daha küçük yaşlarda yapılabilir fakat vücut büyümesi devam ettiği için biz açıkçası e, 14-15 yaşından önce bu tür ameliyatların yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sıklıkla 18 yaşından sonra boy uzaması e, durduktan sonra, ergenliğe eriştikten sonra bu hastalarda Herhangi bir zamanda ameliyat gerçekleştirilebilir. Çeşitli yöntemlerde ameliyatlar gerçekleştirilmekte. Biz merkezimizde özellikle kapalı yöntemle hastanın karın iç sarını kullanarak hastaya yeniden bir vajina e, yapıyoruz. Şimdi bu ameliyat yöntemi yeni geliştirilen bir yöntem açıkçası. Yaklaşık 5-6 yıllık bir e, ameliyat yöntemi. Daha öncesinde de kullanılmaktaydı fakat e, bu ameliyatlar yapılmaktaydı. Fakat daha öncesinde daha çok hastaların bağırsaklarının bir kısmı kesilerek ya da vücudunun başka bir kısmından örneğin kalçasından bacaklarından deri parçası alınarak bu ameliyat gerçekleştiriliyordu. Doğal olarak bu ameliyatların iyileşme süreçleri daha uzun çünkü bağırsak segmentinin kesilip tekrar onarılması gerekiyor. Bu yöntemde karın iç kullanıldığı için herhangi bir tüy veya sekresyon gibi uzun dönem sıkıntıları meydana gelmiyor hastada. Bu ameliyat gerçekten çok az sayıda yapıldığı için hani dediğim gibi üniversitemizde de nadir yapılan ameliyatlardan bir tanesi. Birkaç çeşit ameliyat yöntemi var. Dünyada çok nadir görülen bir durum olduğu için gerçekten çok az sayıda ameliyatlar yapılıyor bu rahatsızlıkla ilgili. Biz karın iç zarında, hastanın herhangi bir vücudunun dan deri parçası alıp vajen içerisine yerleştirmiyoruz. Direkt karın içlerini aldığımız için hastanın cinsel hayatı ve ilerideki hayatı daha konforlu geçiyor. Ameliyatın yüzdesi 95'in üzerinde. Ameliyatımız yaklaşık 2 saat sürüyor. Laparoskopi ile gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 tane 5 milimetrelik bir tane de 1 santimetrelik kesiyle biz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. bu ameliyattan 24 saat sonra hasta mobiliz olabiliyor yemeğini yiyip içebiliyor, gezip dolaşabiliyor. Ortalama 2-3 günlük hastane takibinden sonra da taburcusunu gerçekleştiriyoruz. Bu hastamızın, özelinde konuşacak olursak bu hastamızın rahmi yok. Rahim olmadığı için bir gebe kalma şansı da yok doğal olarak. Ancak biz bu hastanın cinsel hayatının devam etmesi için gerekli rekonstrüktif cerrahisini yaptık. Çocuk sahibi Hı. olabilmesi için e, çeşitli yöntemler var. Bu hasta üzerinde düşünecek olursak rahim nakli denenebilir. Rahim naklinin tabii ki çok kompleks bir ameliyat olduğunu unutmamak gerekiyor. Tecrübeli merkezlerde rahim nakli başarıyla gerçekleştirilebilir.